Sabit Kancar. Korkutuyorsun lan beni. Rüyada da olsa seni kimse kaçıramaz. Kaçırtmayacaksın kendini. Üzme beni, üzme beni. Aç mısın? Ona göre fazla yapacağım. Yersin. Aa, lahmacun mu var? Ne var? Karnına gerek yok. Şurada, dur! Canımı sıktın bak, zaten canımı sıktın. Benim ayağım titriyor zaten. Önemli olan dimdik kalabilmek. Çömlek yapımında önceliğimiz bu. İşte görüyorsunuz, şöyle. Girebilir. Yeter ki yuvanın ağzı açık olsun. Uçan sincapların grup halinde yılan... Bu oyun, bacakların başkasının omzuna koyularak oynanan alternatif bir deve görüşü oyunudur. Tehlikelidir ama... Televizyonda hiçbir şey yok. Gel bize eğitim yapalım. Başla.
İçinden geçeceğim. İçinden geçeceğim. İçinden geçeceğim. İçinden geçeceğim. İçinden geçeceğim. Aferin. Olacak. Zamanla olacak. Zaman geçmez. Er ya da geç her şeye geçirir. Hadi bakayım git çalış biraz. Skirtle. Git sustur şunları. Anca çıkın başka bir şey yapma. Senin işlerini de biz yapalım. Çık. Alacakaranlık özel ilgi alanı. Skirtle adam ol lan. Sensiz de olmaz lan. Gelirken bir şey lazım mı? Tamam alırım. Ne haber lan Aralık Biti? Sağ ol Kanca abi. O laflar boy boy. Kovboy. Aferin lan Aralık Biti. Koçum benim. Sabit Kanca. Öpsün seni Zeki Müren. Ne oldu Kanca ha? Kilitlendin gene. Dalmışım Faik'le de. He? Dalmışım. Çakal seni. Faik dede nefes darlığın için damar otu getirdim sana. Ne? Damar otu. Damarlı mı? Damarlı. Damar otu. Damar otu nefes darlığı için. Otun da damarlısı olur muymuş hem? İç sıpası. Biliyordum inanmayacağını o yüzden ansiklopediyle geldim. Aç bak oku. Bu ne lan? Kaç kilo bu? Ansiklopedi diyorum Faik dede. Ha. Karşı kapının önüne koymuşlardı geçen sene. Ben de çöp olmasın diye aldım. Bok bulsan alırsın gübre diye. Öyle deme Faik dede. Şu hayatta her şey bir amaca hizmet eder. Bu da senin kısmetinmiş. İster kışın sobaya at yak, ister aç önüne oku içinden geç. Kışın yakarım. Ne okuyacağım? O zaman altına koyar üstüne oturursun Faik dede. Hadi eyvallah. Çok el kol hareketi yapma. İndirin aşağıya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Kanca. Muhabbet mi var? Ne var? Kanca, mahalleye yeni bir adam geldi. Adam her şeyi biliyor. Senin Metin'i duymuş. Çağırın onu, kapışalım. İçinden geçeceğim onun dedi. Aga, bilmediği bir şey yok. Adam tam bir kültür mantarı. Ne mutlu ona. Kültür candır. Çağırın gelsin. Sen başla. Soru. Boru. Ayı. Kenan yayı. Vak vak. Kozalar. Çavuş. Tokat. Bahsiz bedevi. Kutup ayısı. Antarktika. Mantartika. İp büküle büküle. Kumaş. Dikile dikile. Ölüsü. Gadoş sesi. Dirisi. Tay bacağı. Dağları deldi Kerem. Aslı vermedi bir Kerem. Hans. Götü fayans. İvan. Divan denen. Vladimir. Kanımız ki. Osur. Rahatlarsan. Gomez. Domal da gez.
Peter. Her göte pergel. Beste kargayı. Toksun dalgayı. Çapına dikinerim. Gemliğe mi şaşar? İncir üstüne kalın girer. Hısım hısıma. Bir kızım fazla sokar. Kobran yenisi. Gölgede yatar. Gün gelir devran döner. Horoz domalar tavuk gömer. Ser sesi, ser sesi. Uzaktan geliyor keser sesi. Benim gibi ustalar meclisinde senin gibi yavşaklar keser sesi. Ama. Ama mama daha bebeksin. Al sana mama. Argo'da mama. Tüccar. Teklemeden. Argo'da sigortanın parası duran. Andiz, Argo'da gözlem. Yana yatma. Fora yatma. Argo'da metres. Avtos. Avtos eğer dolgunsa Argos'u hosur. Rus'sa Moskov gavuru. Çapkınsa pirpiri. Nicedir cinseli yoksa abazan. Herkes alay ediyorsa voy voy. Boş konuşuyorsa goy goy. Böyle senin gibi bakıyorsa aval aval. Eline aldığı kaval. Senin gibi aptala bağladıysa kas kaval. Üfle. Of, rahatladım. John Benjamin Toşak! Geçti. Hadi bakayım yürü, ense tıraşını görelim. Ali de Sidero! Şu tarafını sızın çoğuna! Sı! Hem kendini çağırırsın şeylerine! Sı! Durma bana, sen mi? Geçin yürü, tamam. Buradan böyle atıp tutması kolay. Mahalli ligde herkes oynar. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'nde oynama. Yiyorsa televizyonda yarış bakalım ha. Başvurdum bile. Katılacağım. Ekrandan beni destekleyin. Herkese benden çay. Buna yok. Aleyhi valla. Sabit Kanca. Hoş geldin Kanca abi. Kolay gelsin İlmi. Pompa mı var, ne var? İlmi değildir be ya. İlmi benim adım, İlmi. Amca bile ezberli. Sen ezberleyemedin be abi. Biz ne dedik? İlmi. İlmi doğru. İlmi. Bir dakika. Efendim? Kim? Benim. He söyle. Kavga mı var? Kaçta? 11 olmaz. Benim mesaim zaten 1.30'da bitiyor. Gelirim. Tamam. Kim var? İşte ben varım. Boru Kemal var. Tetikçi Cemal var. Bir dakika dur. Amca! Amca! Amca orada mı Hamdi? Hamdi'ni de al gel. Hamdi'ni de al gel. Tamam biz 5 kişi olduk. Bir dakika dur. Kanca abi 1.30'da kavga var. Geleceksin mi? Yok benim işim var. Yarışmaya katılacağım ben. Ton bir şey yarışmaya. Alo. Tamam biz 4 kişiyiz. Bizi istasyondan alın ama. Alo. Alo. Atlar kesildi be ya. Ama bas. Arkadan 30, önden 31. Ospir mi? Ospir olmaz ki. 30 basam. Ospir basarsam lastiği patlatırım. Benim için önemli olan inç kareye etki eden pound miktarının 30+1 olması. O zaman tamam. 30'una bir daha basam ospir olsun. Arkaya basmıyorum. Arkayı direkt öne geçiyorum. Sen ne yaptın? Yoksun bir haftadır. Sorma. Motoru bozduk. Sanayide birkaç parça eklediler. Şimdi ilk günkü gibi bakir hali. Kaçıyor mu motor? Kaçıyor. Sen niye bozdun bunu? Adam saydık bir arkadaşa verdik, o bozdu. Tabii ondan dolayı işte. Böyle motor aldı mı bir sen bineceksin. Ne başkasına veriyorsun? Doğru diyorsun İlmi. Sonra motor oluyor Fatma Gül. Motorun suçu ne be ya? Al şunu. Daha Kanca abi. Açıl, önü kaldıracağım. Ön kaldıracağım dedi, dimdik gitti. Demek kaldırdı o ara. Sabit Kanca. Sabit Kanca. ₺5.000 alıyorsunuz Gucci, sonra köpek gelip içine sıçıyor.
Lan zorla bana şive esprisi yaptırıyorsunuz durduk yere. Sushi. Dur oğlum. Sushi. Dur. Fatma Gül dikkat et. Artık hanginiz üzerine alınıyorsa. Kardeşim nereye? Ya Fatih'e ya Rami'ye. Rami mi? Tombiş'in yarışmaya geldim. Ramili Tombiş. Merhaba Sabit Bey, hoş geldiniz. Kanca demeni tercih ederim. Peki Bay Kanca. Bana sadece Squirtle Sabit der. Buyurun buradan gidelim. Bak görüyor musun Estek diye? Wiggle 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 wiggle. Benim vücudum da bu estekliğe sahip oldu daha da. Volkan Bey. Bir saniye. Biberim, geliyorum ben 5 dakika, tamam mı? Sayın Kanca, yeni yarışmacımız. Sayın Kanca, hoş geldiniz. Sayın Kanca. Volkan Bey, yayına 5 dakikamız var. Eğer özel bir isteğiniz yoksa ben çıkıyorum. Özel bir isteğim yok, sağ olun. Peki. Tamam. Sayın Kanca. Kusura bakma Tombiş. Delikanlı adam muz yiyen erkekle göğüs teması kurmaz. Biz büyüklerimizden böyle gördük. Sonu sende değil. O elindeki muzda. Yayının son 5, 3, 2, 1, yayındayız. Ekranları başında bizleri izleyen milyonlar Türk televizyon tarihinin en çok kazandıran yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Ve işte o yarışmada şu anda yepyeni bir yarışmacı Sayın Sabit Kanca bizlerle birlikte. Sayın Sabit Kanca hoş geldiniz. Bitti mi Umur? Tamam bitti. Bak yok soru kağıtlarıyla geldim sadece. Tamam barıştık mı? He. Sayın Kanca, hoş geldiniz. Yarışmamıza katıldınız. Öngörünüz nedir? Ne bekliyorsunuz bu yarışmadan? İçinden geçeceğim. İçinden geçeceğim. Okey. Peki sizi biraz tanıyalım. Nereden geliyorsunuz? Ne işle uğraşıyorsunuz Sayın Kanca? Mahalleden geliyorum. Pek işle uğraşmam. Nasıl yani işle uğraşmam? Sebat etmiyorum ben. Sebat etmiyorum? Bayağı etmiyorum. Benim en uzun süre çalıştığım iş inşaat sektörüydü. O da 4 saat sürdü. Nasıl 4 saat sürdü? Şöyle ki... İçimden geçeceğim. Bırak dozeri, vibratör operatörlüğü bile yaptım Tombiş. Efendim anlamadım. Beton vibratörü Tombiş. Beton vibratörü operatörü betonu sıkıştırmaya yarayan aleti kullanan adama denir. Vibratör betonu sıvı haldeyken titreterek daha iyi sıkışmasını sağlar. Biraz açar mısınız? Vibratörsüz beton dökmek sakıncalı ve yasaktır. Vibratörü dik bir şekilde betona gömmek şarttır. Yoksa beton tatmin olmaz. Tatmin olmayan beton rahat durmaz. Yavaş lan Kanca. Titretirim umuriliği tokmak. Yavaş lan. İyi. Allah razı olsun iyi. Aşağı. Öyle. Dediğim gibi en büyük sorunum sebat etmiyorum. Her işten eğlence çıkartmak gibi değişik bir huyum var. Peki belki yarışmamızda o kadar çok para kazanacaksınız ki ömür boyu çalışmanıza gerek kalmayacak. Kötü örnek olma Tombiş. Öyle şey yapmadım. O zaman başlıyoruz. Hazır mısınız Sayın Kanca? Akıt gelsin. 1 milyarı geçen fenomen. PSI Gangnam Style. Hoppa. Gangnam Style. Bravo. Yeterince yapıldı mı? Yapıldı kes. Bence de. Ve geldik 1969 sorularına. 69'da aranız nasıl? İyi bildiğim bir sene.
Sorulara geçmeden önce izleyiciler merak ediyor. Bana da mail yağıyor, telefonlar kilitlenmiş. Diyorlar ki boş vakitlerinizde neler yapıyorsunuz? Nelerle uğraşırız? Kanca boş vakitlerinde neler yapar? Ne yapacaksın? Hani ne olur boş zamanlarınızda yaptığınız bir şey söyleseniz ne olur bana? Paraşüt atlıyorum ben, gelecek mi? Geleceğim, ben de atlarım paraşüt. Atlayacağım mı? Hayır, çekerim ipi, o at niye onu? Seni taşıyacak paraşüt yok lan dünyada, tombiş. O zaman ben geçiyorum sorulara. Sen var ya, tavuk olsam ben seni nasıl çağırdım biliyor musun? Nasıl? Dombili bili bili gel, dombik dombili bili bili gel. Sorulara geçebiliyor muyuz? Geç. Peki. 1969'dan önce mi, sonra mı sorularımız geliyor? Let's get ready to rumble. Olayı söyleyeceğim, önce ya da sonra demeniz yeterli. Akın. Edison, Filiz Akın, Gül ve Şeker filmi. 1968, önce. Ankara Belediyespor'un kuruluşu. 1978, sonra. Bafa Gölü'nün kabulaştırılması. Sonra. İlk Eurovizyon. Önce. Sene? 1954. Çoruh ilinin adının Artvin olması. Önce. İlk uzaylı araç Apollo 11'in Ay'a inişi. 1969. Şaşırtmacalı. Güzel, sevdim. Bravo. Tombiş, bu ay var ya ay. Tam senlik. Niye? Uçarsın orada, yer çekimi yok ya. Ayıp oluyor ama. Neyse. Evet Sayın Kanca, belli ki 69'u seviyorsunuz. En sevdiğim yıl. Çadırlarınız nasıl? Kurarım. Şekillerine göre çadır tipleri? Üçgen çadır, tünel çadır, kubbe çadır. Malzeme cinslerine göre çadır tipleri? Kıl çadır, bez çadır, plastik çadır. Peki bir çadırın ortalama kullanım süresi? Çadırın kaç kez kurulduğuna bağlı. Güneş görmeyen rutubetsiz bir ortamda saklanmalıdır. Çadır kurmak özel ilgi alanım. E çok kişi kurarsa? Çadır kent. Bravo. Devam et. Girince açılmayan. İlk semstir. Bir diğeri? Şemsiye. Şemsiyeyi tanımla. Kolay girer zor çıkar. Nerede açılmaz? Evde. Uğursuzluk getirir. Başka nerede açılmaz? Bazı istisnai durumlarda. Peki şuna cevap verin o zaman. Bir şemsiye tamircisi yazmış olduğu şiirleri incelemesi için Shakespeare'e götürmüş. Shakespeare'in şemsiye tamircisine cevabı? Dostum siz şemsiye yapın. Hep şemsiye yapın, sadece şemsiye yapın. Nazım Hikmet'e göre tanımla. Eteklik giymiş, kadınlaşmış baston. Tarlayla aranız nasıl Sayın Kanca? Sürerim. Sürülmüş tarlanın? Davası olmaz. Tarlaya giren şemsiye? Açılmaz. Şu an uydurduğum lafa bile bir şey buluyorsunuz ya, helal olsun Sayın Kanca. Acayip adammışsınız yani. Senin güttüğün koyun kadar benim sürdüğüm tarla var tombiş. Peki. Hızlı sür, kombo yapacağım. Doğusu talimhane, batısı Kasımpaşa. Tarlabaşı. Tarlabaşı özel ilgi alanım. Ne o tarlaya sardın iyice? Haftaya tarla mı var, ne var? Sanırım var. Tarlanın içinden geçeceğim. E tamam, ikimiz geçelim tarlanın içinden böyle şemsiye açalım uçarak, he? Sen uçamam tombiş. Ay. E tamam, madem uçamam, 1942'de üretilen helikopter. Sikorsky. Biraz mırıldanır mısınız? Pata 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 pata. Nasılsın asker? Sağ ol. Siz de sağ olun arkadaşlar. Oğlum bakın. Evinizden, ailenizden uzaktasınız. Ama bu sizin abuk subuk hareketler yapmanızı gerektirmiyor. Şimdi size bir soru soracağım. İkincisini tekrarlamayacağım. Anladınız mı? Evet, siz oldu. Az önce tepemizden bir helikopter geçti. Türü ne? Sikorsky. Mırıldanın bakayım biraz. Sağdan say. Patapata. 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 Patapata son. Aferin. Son. Gelelim asıl meseleye. Oğlum, o helikopterin üzerine Şafak 63 Şanlıurfa içinden geçeceğim diye kazıyan hanginiz? Hanginiz kazıdı lan? Kanca ortaya çık. Emredin komutanım. Sen mi kazıdın lan? Ben kazımadım komutanım. Kim kazıdı? Kimin kazıdığını bilmiyorum. Ben kazımadım komutanım. Berber! Emredin komutanım. Madem helikopter kazınıyor, Kanca senin de saçların kazılacak. Ayrıca parkurun etrafında 100 tur atacaksın. Emredersiniz komutanım. Berber buraya gel. Emredin komutanım. 23.59'da bu adamın kafasını kazıyacaksın! Emredersiniz komutanım! Size gelince yarın bir gün tezkerenizi alıp gideceksiniz! O helikopterle ben kalacağım, anlıyor musunuz? Baş başa ben!
helikoptere ceza verdirmek zorunda bıraktınız. O helikopter tepeye koyulacak. O tepede duracak. Konduk şekilde. Stabil. Evet. Yapmayın bunu ya. Yazıklar olsun kanca. Pata 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 pata. Şu halimize bak Lazer. Saçları boşuna kazıttık. Çene iyice öne çıktı. Seni tufaya getirdiler daha oraya. Onu biliyoruz. Ama kimin yaptığına uyarım artık. Ben bilirim konuyu. Ha şu üçü var ya üçü. Uzun olan helikopter gaz yandır. Konuşurlarken atıydım onu. Cevat mı? Cevat. Ula daha önce niye demedin biliydin daha Lazer? Ula sormadı çıba. Sen de haklısın. Vay Cevat. Demek bana oyun yaptı. Şirini. Siktum. Gel. Onbaşı Sabit Kanca, emredin komutanım. Oğlum bir yavaş kanca ya. Otur bakayım şimdi otur. Öğrendim ben senin kazım adını otur. Otursana. Kimin yaptığını biliyor musun kanca? Biliyorum komutanım. Peki söyler misin bana? Yakışmaz komutanım. Lan Nazer söyledi bana. Kurtuluş Savaşı. 1919-1922. Kurtuluş Savaşı son gazisi. Emekli albay Mustafa Şakip Birgöl. Doğu Cephesi Komutanlığı Subaylar sayısı. 1425 subay, 20.181 er. Üçüncü kolordu komutanlığı. 477 subay, 9.256 er. Kastamonu Havalesi Komutanlığı. 143 subay, 2.527 er. Toplamda. 5.232 subay, 81.284 er. Toplam 86.516 kahraman asker. Aferin lan Sabit. Ulan en çok senin bu tarafını seviyorum biliyor musun? Senin gibi 4 tane er verecekler bana. Şu dağları mor koyun gibi döver geçer giderim ben. Çavuş yaptım lan seni. Sağ ol komutanım. Git terziye diktir rütbeni. İçtimi al. Ellerini de yor biraz. Emredersiniz komutanım. Şunu da götür. Polat Başçavuş'una ver. Bu helikopterin kaskosu oğlum. Hassasızlığını falan bozdunuz ya. Hadi. Giderken pata pata git hadi. Pata 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 pata. Ulan şunun gibi 4 tane askerim olacak. Yarım saatte Vietnam'ı Kamboçya'ya alırım ya. Bir rüyam var. Güvenmek hayatın en zor görevlerinden biridir. Kimseye güvenmeyen kimseye güven vermez. Güven bir ayna gibidir. Bir kez kırıldı mı kendini hep çizik görürsün. Güven testi yapacağız. Unutma. Sen düşersen herkes düşer. Veysel çık öne. Sadık sen de çık. Muhterem sen de çık. Kapat gözlerini Veysel. Bırak kendini arkaya. Öne. Arkaya. Öne. Tamam geç yerine. Cevat. Çık öne. Lazer. Geç arkaya. Murtaza öne geç. Kapat gözlerini Cevat'cığım. Bırak kendini arkaya. Öne. Arkaya. Öne. Arkaya. Öne. Arkaya. Bu suçu benim üstüme yıktığın içindi. Şimdi seni ayıltırken damacana da boşaldı. Ne yapacağız? He? Hay Allah. Al bakayım şu kapağı. 2 kilometre ötede musluk var. Git bu kapakla doldur gel. Damacanayı doldur. Hadi bakayım. Emredersiniz komutanım. Nerede yaptınız ya askerliğinizi?
Ankara. Şansa bak, Ankara soruları geldi elimize. Hazır mısınız Ankara sorularına? Gelsin. Peki. Bu şarkılar kimin soruları? Sanatçıların hepsi Ankaralı. Dikkat edin bakalım. Ben size şarkı adını soracağım. Siz bana şarkıyı yorumlayan sanatçıyı söyleyeceksiniz. Ankara'nın bağları. Ankara'lı Coşkun. Alkolü bıraktım 2012. Ankara'lı Namık. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Ankara'lı İbocan. Alkol aldım, sallanıyorum. Bütün Ankaralılar. O zaman geldik balık sorularımıza. En sevdiğiniz balık? Kalkan. İkinci ve üçüncü sevdiğiniz? Sarı kanat lüfer. Hafif toplu kadına hitap? Torik gibi. Hem balık hem ağaç? Palamut. Kılçık ayırıp böyle löpet çıkarmak aradan? Fileto. Pul, zarf biriktirmek? Filateli. Siyah havyar? Kaliteli. Yemek yerken? Sağ eli. Uçak içinde ve uzayda kimi sevdik erotik erotik? Emanuel'i. Bravo, ne çok izledik, ne çok sevdik değil mi? Elimizden geldiğince. Peki, parkta inen kalkan? Tahterevalli. Tahterevalli neye örnek? Kaldıraç. Kaldıraçlarla aranız nasıl? Kaldıraç özel ilgi alanım. Ya kaldıraçlarım benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Benim de. E nasıl yani? İki dakikam var mı? Var. Ya Plüton. Ya bırak Allah aşkına git. Ya yanlış diyorsun Plüton abi. Ya gelmişsin bana burada ya, şey bilmediğin konu hakkında tartışma Plüton yapıyorsun. Tartışmayın gençler. Plüton artık gezegen değil. Ne ya? Yüce gezegen. Astronomik numarası? 134.340. Uydusu var mı? Charon, Nix, Hydra. Hydra uydu mu ya? Uysa da kudum, uyumasa da. Tamam o zaman Neptün son, sıkıntı yok. Çocuklar. Kaldıraçlar. Kaldıraçlardaki normal şartlarda yük bölü yük eşittir kaldıraç çarpı yük kafası geçiyoruz. Önemli olan ne yazmışız? Yani kaldıraçlarda kaldıraç eşittir yük bölü kuvvet kolu. Neymiş? Yük bölü kuvvet kolu. Yük bölü kuvvet kolu. Yük bölü kuvvet kolu. Bütün bu anlattıklarımın... Yanlışlık var hocam. Hayırdır? Sen kimsin? Yeni mi başladın? Sabit Kanca. Hidayet abinin köyde bir miras işi vardı. İki günlüğüne ben bakıyorum onun yerine. Yalnız sizin bu kaldıraç formülü yanlış hocam. Neymiş? Benim kaldıraç formülümde bir yanlışlık varmış. Nereden gidiyorsun? Benim sırtımda bile kaldıraç dövmesi var. Olabilir hocam. Ama kuvvet kazancı yük bölü kuvvet eşittir. Kuvvet kolu bölü yük koludur. Peki ya. Yani sen şimdi bu kaldıraç gibi çenenle bana mı öğretiyorsun bunu? Estağfurullah hocam. Respect. Ama biraz yanlış anlatıyorsun. Hay hay. Daha basit yolu varsa buyur, bunları sen anlat. Arkadaşlar, kaldıraçlar iki türlüdür. Çift taraflı kaldıraç. Örnek? Makas, pense, levye. Diğer kaldıraç tipi? Tek taraflı kaldıraç. Özelliği? Destek uçta. Kendi içinde? İkiye ayrılır. Yük ortada veya kuvvet ortada. E'si yük ortadaysa yoldan kayıp. Öbüründe? Kuvvetten kayıp. Örnek? El arabası, fındık kıracağı ve dalga yeşil ama insan çenesi. Diğer örnek? Cımbız, maşa ve ön kolları. Çocuklar, bir şey anladınız mı? Evet! Okey. Anlamış çocuklar. Bir de libido artıran kaldıraçlar var. Bir kilo balın içine 250 gram toz zencefil, 2 gram hakiki safran, 60 gram kişniş, 4 tatlı kaşığı arı sütü. Biraz da içine meyan kökü koydum mu of. Ha, 200'er gram antep ve çam fıstığı, 3 tane de keçi boynuzu ula. Bu da kırmızı noktalı kaldıraca bir örnek. Bana böyle bir kaldıraç verin, dünyayı yerinden kaldırayım. Bu malzemelerden eksik varsa gönderim çocuğu aldırayım. İyi dersler hocam. Çocukları yorma, basit anlat. Edepsiz. Nerede kalmıştık? İyi de sen o öğretmenin dersine girmişsin, böyle sınıfın ortasında dalmışsın falan. Ne o iş mi yani o yaptın şimdi senin? Kes tombiş. He. Akıt gelsin. Ve sıra geldi
abidik gubidik gazete başlıkları köşemize. İngiliz ekibini yendikten sonra atılan başlık. Dingiltere. İsviçre maçı öncesi. Pisviçre. Finlandiya'yı yendiğimiz maç sonrası. Fincanı taştan oyarlar. Makedonya'yı yendiğimiz maç sonrası. Makedon'u indirdik ama don kırmızıyla yazılmış. Monaco'yu yendikten sonra atılan başlık. Monaco'duk. Bravo. Gayet güzel. Böyle ilginç başlıklar var. Tarih boyunca atılmış. Aranız nasıl böyle başlıklarla? Severim. Size gazetenin başlığını söyleyeceğim, yarım bırakacağım. Kalan kısmını siz tamamlayacaksınız. Hazır mısınız? Akıt gelsin. Şok geçiren katıra. Psikolojik tedavi. Tavuğuna tecavüz edeni. Bıçakladı. Gaz kokusunu. Engelleyen külot. Kapı önünde bebek emzirme kavgası. Üç yaralı. Valinin makam aracı. Ayıya çarptı. Bravo, kaldığımız yerden devam. Okey'de geç taş atma kavgası. Kanlı bitti. Iraklı çiftçi Amerikan uçağını vurdu. Dede vurdu. Balkanlardaki soğuk ve kar yağışı yarın ülkede etkili olacak. Afet karı geliyor. Ya bu seyircilerin de benim de kişisel bir sorumuz var. Bu bilgi birikimi nereden geliyor Sayın Kanca? Şuradan geliyor bak. Duvarın dibinden. Ama ciddi ciddi sordu ben meraktan yani. Merak kediyi öldürür tombiş. Curiosity killed the cat. Respect. Devam ediyoruz. Nobel aranız nasıl Sayın Kanca? Nobel, olimpiyat, Oscar sorusunu sorudan saymam. Yuvarla gelsin. Çok iddialısınız. Olmayayım mı? He olun tabii de. Kenar ışık modeli set yapma. Akıt gelsin. Okey. İlk Nobel ödülleri hangi tarihte verildi? 10 Aralık 1901. Alfred Nobel'in ölüm tarihi? 10 Aralık 1896. Bravo. Nobel ödüllü Louis Geprada. Aa. Ta. He? Okey. Kusura bakmayın Sayın Kanca, ben mal gibi çıkıyormuşum kamerada. Bir bozukluk varmış teknik. Onu bir halledeceğiz, 10 dakika sonra tekrar birlikte olacağız, okey? Akıt gelsin. Niye durdun? Ben öyle biri varken yanında yapamam ki öyle ben. Ben olsam ben de zorlanırım, doğru. E zorlanıyorsun da madem niye dibime kadar girdin? İşemek için güzel bir pisi var tombiş. Yani ama yeter ama burada bir sürü pisi var geldi aa. Ne güzelmiş derisi. Dokunabiliyoruz mu? Eminim. 30 lira. Güzel bak, bunların bu normal deliğinin yanına böyle ekstradan bir tane delik açtığı zaman var ya, bu kemerler inanılmaz işlevsel oluyor. Tavsiye ederim. Bana bu kadar delik yetiyor tombiş. Sen kendininkini açtırt. Yadırgamam. Burada bir sürü pisu var. Geldin değil mi? Bak ikimizi de kilitledin ha. Sonra da yadırgamam. Yapamıyoruz. Zor değil aslında. Biraz inandır kendini. Kap olma, su ol. 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 Peçete özel ilgi alalım. Evet, ihtiyacımızı da giderdik. Güzel oldu tabii. He? Yani. Yani. O zaman sorularla devam edelim kaldığımız yerden ya. Edelim. Peki. Geldik hava civa sorularımıza. Aslında hava civa nedir biliyor musunuz? Bitki. Özelliği? Şifalı. Şekli? Önden açık, mavi böyle. Çok güzel. Faydası? Yara kapatır. Efendim? Yara kapatır. O zaman geldik yara sorularımıza. Yaralı futbolcu Mamudi? Diarra. Aramazsan arama yer. Aramazsan arama. Zaten merham olmazsın sen. Benim gönül yarama. Ama detaylandırmasak öyle Kanca. Hı? Tombiş ne sorudan anlıyorsun ne cevaptan, öyle papağan gibi ötüyorsun anca. Kanca ezerim bak. Ezemen. Kancayı takarım, keyfime bakarım. Akıt gelsin. Rapçiler şarkılarını söylerken yaptıkları el hareketiyle ne demek istiyor? Bana değil aşağıya anlat. Peki o zaman biraz da havalanalım. Geleneksel uçak tipinden farklı olarak taşıyıcı kanatların uçağın gövdesinin arkada olduğu modellere ne ad verilir? Kanat. Yatay stabilizör önde, kanatlar arkada. Bravo. Neye güldünüz öyle? Aklıma bir şey geldi de. Söyleyin beraber gülelim.
Söyleyin ya. Söyleyin. Ayıp olur şimdi. Ya olmaz ayıp. Biz bizeyiz. Söyleyin. Söylemem lütfen. Tombiş. Ya söyleyin. Ne olacak en kötü? Söyleyin biz bizey lütfen. Tombiş. Heh. Sen en hızlı sperm falan değilsin ha. Denk gelmiş. Ne? Ben var sana buradan bir uçarım şimdi. Görürsün lan denk gelmeyi hızımızı. Uçaman. Sen de uçaman, o da uçaman, kimse uçaman. O zaman burada herkes merak ediyor. Sormak istiyorum izleyicilerden de gelen bir soru. Uçuş korkunuz var mı peki? Hı. Abi mesela bak şimdi. Yavuz abi 55 yaşına gelmiş adam. Halen daha içine külotlu çorap giyiyor. Lan bana soğuk çekiyorum. Lan yavşak. Sen feminenlikten giyiyorsun o çorabı. Dudağım çatlıyor soğuktan diye ruj sürmeler falan. 55 yaşındasın ya. Neren çatlamıyor senin? Allah Allah. Ay, saçma sapan şeyler. Bak bu bunlar gemi yapıyorlar abi. Ziyaretlerine gittim. Bir gemi yapmış. Allah'ım ya Rabbim bu kadar büyük gemi yapılmaz yani. Dedim abi bu çok büyük olmuş ya. Bu kadar bir bunu dedim su kaldırmaz ya. Toprak zor kaldırıyor onu hani. Kaldırıyor. Neyse işte Ali Bey dedi gel dedi gemiyi sokacağım şeye dedi bakalım kaldırıyor mu dedi. Bir şey yaptı su kaldırdı gemiyi. Kaldırır. Güle güle vallahi bilime hastayım abi ben. Birader senin koltuk numaran kaç? Mağara mı var ne var? Seninle mi konuşuyorum ne giriyorsun araya? Koltuk numaran kaç? 27B olması lazım abi. 27B mi burası peki? He? Geliyorsunuz kafanıza göre oturuyorsunuz. Kakaya geç arkaya hadi. Geç geç geç. Geç. Ayakta bekletiyorsun adamı. Hayret bir şeysiniz kardeşim ya. Feyyaz Bey ezdirmeyin kendiniz bu kadar. Ne var ne bakıyorsun? Tutuldum sana. Şşşt. Hostes. Gel bir gel gel gel. Kek getir, su getir, yastık getir, çay getir, dolap masayı. Kefir var mı Hostes Hanım? Maalesef efendim yok. İsterseniz ayran getirebilirim. Yok teşekkür ederim sağ olun. Ne zaman kalkacağız? Birazdan kalkacağız efendim. Teşekkür ederim Hostes Hanım. Ben kaptan pilotunuz Güçlü Koraman konuşuyor. Şu an 11.000 fitteyiz. Bugünkü ruhalime bağlı olarak yükselebilirim. Yer yer türbülansa girebiliriz. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Sen uçaktan mı korkuyorsun? Kaptan mı arada mı? Uçaktan ne korkacağım canım? Canım limanımla konuşma bana. Dört mükü. Türbülans diyeceksin kaptan mı arada mı? Ne o 3.5 attın? Cüsse deve cüssesi cesaret fareninkine paralel. Öleceğiz. Öleceğiz. Mukadderat bir gün her canlı ölümü tadacak. Ölür müyüz? Tık diye. Çözüm mü? Kelime-i şehadet. Kurtarır mı? Kader. Atlatamaz mıyız? Kısmet. Tenerife Havalimanı faciası. Ne? İki Boeing 747 çarpıştı. 582 ölü. 27 Mart 1977. Pan Amerika 1736. 4805 numaralı uçuş. 1985. Tokyo Osaka arası. 123 numaralı uçuş. Kalktıktan 40 dakika sonra dağa çarptı uçak. Bu hiçbir şey değil. Asıl türbülansa girdiğin zaman bam diye ses duyarsan korkacaksın. Çünkü uçağın motorları patlamış demektir. Kurtuluşun yok. Hostes Hanım, arkadan sıçtı. Toplayalım. Koku mu var? Ne var? Arkadaşı mağarasına götürelim. Feyyaz Bey buyurun buyurun gelin.
Kardeşim gidin kendi koltuğunuza sıçın ya. Uçak bu be, uçak. Sen bana bir yıldız tornavida ver. Şimdi ben bu uçağı havada pişmaniye gibi dağıtırım. Her şey vida abi günümüzde. Tonlarca demir gökyüzünde uçuyor saçma sapan. Bilim beni çok güldürüyor ya. Allah kahretsin, çok hoşlanıyorum bilimden. Feyyaz Bey, bakın kümülüs bulutları. Şimdi içinden geçeceğim. Geçmişlerin canına değsin. Evet, madem öyle geçelim bulut sorularımıza. Hazır mısınız? Hazırım. Beyaz ve ipliksi bulutlar. Sirius. Gri böyle göreceli. Stratus. Peki o bulutların üstünde hayvan figürleri gören o kız vardı filmde, o kim? Amelie. Nasıl bakıyordu böyle ekrana? Bravo! Madem Amelie'nin gördüğü hayvanlardan bahsettik, o zaman sıra geldi hayvan sorularımıza. Hazır mısınız? Hayvanlarla aranız nasıl? Hayvanlar özel ilgi alanım. O zaman ilk soru, Alfred Hitchcock'un gözdesi. Karga. Erkeği doğuruyor denen. Deniz atı. Yavuz Han. Arap atı. Bolt Pilot. İngiliz atı. Midilli Pony. Çocuk atı. En çilesizi? Arak atı. Neden? En üstü akar çatı. Bravo. En altsa? Devamlı çalar kapı. Peki. O da bir hayvanlık, doğru böyle. Devamlı. Olacak iş değil. Anadolu'da bekçi köpeği yerine kullanılan hayvanın adı? Kaz. Biraz mırıldanır mısınız? Bravo. Hakikaten çok hayvanmışsınız Sayın Kancı. O zaman bunu bilin. Doğada sesinin yankısı olmadığı söylenen tek kanatlı hayvan? Ördek. Ne oldu? Gevrekleştiniz bir güldünüz ördek deyince. Aklıma bir şey geldi de. Düdük ne yapacaksın be kanca? Bu düdük ördeği kutuptan buraya getiriyor. Bu düdüğü çaldığım anda ateşteki ördek şıp diye burada. Çiftleşen ördek bile anında buraya geliyor. Cinsel hayatlarını bitirdim. Ben uzmanım. Ben karasuluyum. Bu işi en iyi ben bilirim Kanca Bey. Kibir insanı hayvandan ayıran en önemli özelliktir. Gerçek bilgelik hiçbir şey bilmediğini bilmektir Hayri. Bunların hepsi boş laf. Sen git kütüphaneye inekle. Bana mı öğretiyorsun bu işi? Şimdi bir tane şuraya ördek gelse tavuk zannedersin. Dünyada 10 milyon civarında ördek yaşıyor. Kaz, kuğu hepsi ördeğin akrabası. Aynı familyadan. Ördek tüyleri asla su geçirmez, ıslanmaz. Ayaklarında damar, sinir yok. Buzlu suya girmiş olsalar bile asla soğuğu hissetmezler. Her bir gözünde 3 göz kapağı vardır. 2 ila 12 yıl arasında yaşarlar. Erkek ördek çiftleştiği yerde asla bir daha çiftleşmez. Bana ukalalık taslama. Bu iş bilgi işi filan değil. Bu iş deneyim işi, tecrübe işi, birikim işi. Aç gözlerini bana bak. Kim var karşında? Uzman kişi. Ah bak. İdman şişelerini görüyor musun? Hı. Bak silahımı çekiyorum. Bak bak. Bir. Bak bak. İki. Hey yavrum hey be. Analar ne avcı doğuruyor kanca. Benim gözüm kurşuna yön veriyor arkadaş. Ben de göz değil, teleskop var kanca. Şimdi sen sıkacaksın. Anons yapalım da bir ülkeyi boşaltsınlar. Ne olur ne olmaz. He? Anons yaptıracaksan kaliteli mikrofon var. Uzatayım istersen malın iyisi. Bana artistlik yapma kanca. Vuramazsan tüfeğini alırım. Buyur. İyi bak, harika avcı. Ne oldu Çengelli kanca? Şişe orada, kurşunlar nerede? Bence uzayda. Zıt Erenköy canım. Ne o? Hatıra diye mi getirdin bana bu Erenköy bakiresini? İçine soktum. Ne? İçine mi soktun? Dördünü birden içine soktum. Yok artık, dördünü birden. Kovanlarıyla beraber soktum. Pes be! Bir de kovanları mı? İçine bir şey konulan her nesnenin bir deliği vardır. Maharet o delikten kurşunu sokmaktır ayrı. Gel kanca. Gel. Gel kanca. Sesi çıkarma. Gel kanca.
Lan koşun be kanka! Konsantrasyonu bozuyorsun! Ava giderim, avlanmam. Donald Duck özel ilgi alanım. Hay senin ava geleni, kabahat bende zaten. Tamam yeterli, onu anladık biz. Peki, iğrenç esprilerle aranız nasıl Sayın Kanca? Doğru yerde yapıldığında severim. Yani manav değilim ama halden anlıyorum diyorsunuz. Bir doğaçlama bir şey yaptık. Akıt gelsin. Akıt gelsin. Başlayalım o zaman. Sıkı giyin. Don Johnson. Christian diyor. Başka bir şey demiyor. Ben okey oynayalım diyorum. Stephen King. John Wayne'in ebesi. Ebeveyn. Hangi Erman? Doberman. Diğer Erman? Richard Clyderman. Hangi Altan? Don Altan. Hangi Cem? Bilemeyeceğim. Bravo. Bütün pislik, ne espri, hepsini bil. Evet. Geldik ülkeler bazında iğrenç esprilerimize. İspanyollar. Ben yollamam. Fransızlar. Ben sızlamam. İngilizler. Ben izlemem. Filipinler. Ben inlemem. İtalyanlar. Ben yanlamam. Yunanlar. Ben anlamam. Bravo. İçime sindi. Dışıma Barbie. Terazi. Tartar. Diş macunu. Anti tartar. Bravo. Peki, Milan Barcelona'ya gol attı. Harbi Milan. Ucuz çakmaklar, çabuk bitiyor. Sana bir çakmak lazım. Eyvah. Yemeği acısız istemiştim. Maalesef acı koymuşlar. Kasap da promosyon işine girmişsin. Yağlı koyun, yağsız koyun diye bağırıyormuşsun tombiş. Sıpası kaybolan eşek. Spagetti. Bom bom bom. Spagetti. Bom bom bom. Spagetti. Bravo. Kime küseyim? Spartaküs. Ne vereyim? MacGyver. Başka ne vereyim? Bence artık bu sorulara son ver tombiş. Ama iyi gidiyorsunuz çok. Devam. Benim arabam Alman malı. Seninki? Klimalı. Aşk öyle ciddi bir hastalıktır ki. İki kişiyi yatağa düşürür. Bravo. Dost. Yalar. Kop. Yalanıyor. Başına bu da heykeli düşerse. Başıma bu da mı gelecekti? Hangi Ivan? Pehlivan. Gorillerin zili nasıl çalar? King Kong. Helal olsun. Şimdi sıra geldi karışık sorulara. Hızlı sor, combo yapacağım. Jetonlu makine. Kollu. Hafif meşrep oynak. Yollu. Candan hep yanı başında. Yar gibi. Kemere yarım saat. Bel gibi. Buhranlı şair lafı. Güz gibi. Beklenmeyen fatura. Kol gibi. Hiç ödediniz mi öyle hesap? Örneği yok gibi. Küçüktü kombonuz. İlerleyen dakikalarda daha büyük bir combo bekler miyiz sizden? Kısmet. Şimdi sıra geldi daha zor bir bölüm. Minibüs bölümüne. Ben müşteri olacağım, siz de şoför. Hazır mısınız? Ayakta kalma, geç otur abla. Başı büyük mü? Buyur abla. Ne zaman kalkar? Sen oturunca. Yalnız ben hastaneye gideceğim, onu bana hatırlatırsınız değil mi hastaneye? Hatırlatırım abla. Evet, çıkık. Gor 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 gor. Ya hastaneye gelmedik mi hala? Geçtik abla. Aa. Ama uyarmıştım baştan. Yeterince uyarılmadım abla. Tamam, para verdik onu. Helal et. Helal olsun. Şimdi ufak aldatmacalı bir sorumuz var. Kadınlar ne ister? Beni. Ne istemez? Seni. An. Hanimiş Kancan'ın sunucusu. Gel. Gel omzuma koy kafanı, gel. İyi o zaman, Akıt gelsin. İsimler ve anlamları. İsimlerle aranız nasıl? Mesela isminizin anlamı ne? Kancan'ın anlamını mı soruyorsun? Ya sen AVM'lere mal kabulden mi giriyorsun? He? Büyütmesek o kadar. Soruları sor, zamanımdan yeme. Bu anlamını söyleyeceğim, karşılığı olan ismi söyleyeceksiniz. Çiğ. Şebnem. Öpücük. Buse. Kavuşma. Vuslat. Sert, katı. Berk. Kamçı. Berke. Bağdat Caddesi kamçısı. Berkecan. Sonsuz yaşam veren su. Bengisu. Gülüş. Gülme. Hande. Of, of. Derdim oldu, anneme açıldım. İş kurdum, yurt dışına açıldım. Su derindi, korkmadım. Gene de açıldım. Bir sana açılamıyorum be Hande. Şair olsam, tüm kelimelerimi sana harcamıştım tek bir şiirde. Dize olsam sana kafiye olurdum son nefeste. Açılıp da konamıyorum ki yanına. Kanatlarım hapiste. Ne zaman sana adım atacak olsam
cesaretim kafeste. Ah benim güneş doğmasa da açan güne bakanım. Mala vuruyorum duvara. Kendimi içeri sıvıyorum. Belki sen bir adım atıp da gelirsen Ekim'e kadar. Gelmezsen de... Kanca daldın bayağı. Dalmadım. Ruhumu dinlendiriyorum. Getir bir büyük, başımızda bir büyük bulunsun. Çocuklar yetim kalmasın. Sen niye ağlıyorsun? Yok, o sinek kaçtı gözüme. O çıkmadı lanet. Atma, göze sinek kaçma olayı 80'lerde bitti. Yok, tamam oğlum. Şimdi devam edelim mi? Akıt. Ve sıra geldi vizesi kalkan, kalkmayan ülkeler sorularımıza. Vizesi kalkan ülkelerle aranız nasıl? Kalktıysa giderim. Peki, o zaman başlayalım. Filipinler. Kalktı. İngiltere. Kalkmadı. Bahamalar. Kalktı. Çin. Kalkmadı. Rusya. Kalktı. Kalkmaz mı? E ne olacak o zaman? Kalktıysa gidelim bir tur. Yeşilçam erotik furyasıyla ilgili düşünceleriniz neler? Saygı duyduğum bir sanat dalı. Aydemir Akbaş özel ilgi alanım. Bravo. O zaman başrol oyuncularını sayacağım. Siz de hangi film olduğunu söyleyeceksiniz bana. Hazır mısınız? Akıt gelsin. Mete İnselel, Emel Özden, Yeşim Yükselen. Vur davula tokma. Aydemir Akbaş. Zerrine Geliler, Semra Uçar. Öttür kuşu Ömer. Bravo. Hadi Çaman, Melek Görgün, Karaca Kaan. Fırçana bayıldım boyacı. Kazım Kartal, Neval Seval, Sema Nur'dan. Badanacılar. O zaman Yeşilçam'dan devam ediyoruz. Memnun muyuz? Hı. Kafası sıkışan? Müjdar. Nerede? Orman. Hangi orman? Belgrad. Kim sıkıştırdı? Faruk Peker. Saksı? Erol Büyükburç. Diğer saksı? Doğuş. Bravo. Yeşilçam sorularını geride bıraktık. Çok iyisiniz. Hemen alakasız bir konuya geçiyorum. Aynen devam. Uzak Doğu'yla aranız nasıl? Efendim? Dayı! Kımba! Kaca! Dayın doğa! Aliko demez! Van Dereş! Zayn Malik! Liam Payne! 26! Roko Şifretti! 24! Takayi Desu! Dip Tot! Wow! O zaman bu ne? Çi, yaşam gücü. S-
Sadelik mükemmelliğe giden yoldur. Kimin lafı? Bruce Lee. Başkasını sevem derken seni çok seven ben oldum. Çahtalı Mıçı. Bravo. Çahtalı Mıçı Özel İlgel Hanım. O zaman geldik temizlik sorularına. Sık yıkanır mısınız? Yok, yıkanmam ben. Manda gibi yaşıyorum. Kim hazırlıyor bu oyun soruları? Ben doğaçlama şey yaptım. O bir kimse hazırlamıyor onu. Doğaçlama, metne sadık kal. Tamam. O zaman ben devam edeyim. Sabunla akıt gelsin. Güzel kelime oyunuydu o. Hapishanede domalaynen yere ne düştü? Sabun. Eğilip alırsan? Fena. Ne yapmalı? Eğilmeden böyle direkt almalı. Tellaklı banyo. Hamam. Burjuva kaplıcası? Spa. Böyle mailine düşerse? Spam. Helal olsun. Ter dökmek istedin, zamanın az. Buhar odası. Zamanın çok. Sauna. Bu sauna deyişiniz falan yabancı kökenli bir kelimedir sauna. Yabancı dile bir hakimiyetiniz var sizin. Biliyor musunuz hiçbir yabancı dil? Rusça Özel İlgel Hanım. Konuşuyor musunuz, anlıyor musunuz, sadece yazıyor musunuz? Ne alemde Rusçanız? Zamanla kendi tarzımı oluşturdum. Sadece Ruslar anlıyor. Biz bile anlamıyoruz. Ben bile anlamıyorum yani. Ben gıpta ediyorum böyle yabancı dile hakim konuşabilen insanlara. Vallahi ben de sizin yerinizde olsam ben de gülümserdim bu duruma. Yok, ben ona gülmüyorum. Neye gülüyorsunuz ya? Aman morgoyum, meler gelir, haydi de morgoyum, meler gelir, aman içinden geçer gelir, haydi de gelin, gelin, gelin. Geçin şöyle, jacuzziye geldik. Oturun, eğlenin şöyle, gelin. Bugün de sıfatınız düştü sizin. Yediğiniz evinizde, yemediğiniz akınızda. Tek istediğiniz iki kılarınızda. Ne yapıyorsun lan sen? Harlıyorum. Su kat dedim mi ben sana? Zaten sıcak, eskisinden beter olacak. Çeneye bak lan. Gülün lan siz de. Takıyı viye. Esnetin köpreye bıraştın buranı. Он сказал баран. Так на самом деле же баран. Надя, дуркена, соборкена. Да так картина покороче. Я бы Ляна бы увидела, не позвала бы. Ne oluyor? Neye gülüyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz lan? Her açıdan mükemmel bir adammışsın. Senin gibisini görmemişler. Doğru demişler. Nargan bunun rejiyle boş gelerden basın. Да его в Фейсбуке папа они даже не добавили. На, Маргена, то есть не мара, это секьюртал балбазар, не вышло, но это покемон. Премьер-министр был, узнал, запретил выражать. Да если бы он был бы полицейским, преступность бы меньше стала. Да зачем она будто рычат? Ну, рычат-то она. Ой, рычат-то она. Şimdi ne dediler? Senin gibilerinden var ya, onların ülkesinde yokmuş biliyor musun? Yani sen var ya, ülkelerine gitsen bunların orada senin heykelini dikerler, adım atamazsın böyle poz vermekten. Doğrudur. Memlekette de söylerler. Her açıdan farklıyım ben. Ne bu iş gene? Ne ara? Ne işte burası ne hatta? Ne da işte oraya gel bu Photoshop. Да если бы он был моим сыном, я бы его в паспорте мне даже не записала бы. Kendin gibi kocaman bir yüreğim varmış. Yani sonsuza kadar dinlemek isterlermiş o yüreği. Doğrudur. Duygusal yanım en baştan çıkarıcı silahımdır. Ты такой милый. Может, дашь мне свой номер телефона? Мы живем в одном доме.
Nihat, bu işte ne umarı kes de vuruşu etik. Ne oluyor la? Niye bozuluyor bunlar? Bilmiyorum. Anlamadım sonra. Şiveleri kötü. Size kolay gelsin. Smart işte, notla bu işte ne var bu ilbu. Smart ne dersin bu? İşte bu gibi işte bu. Tamam. Был бы полем, не засадить. Вот где вот ты. Да вот. Bu zaz gördüşga, dayta mi ya? Malçık bu da ne zde borç dinler? Başalı zda zaz burduş da sarı. Zda işte norzim bir şu tren zde borç yapmışka. Ya day day day. Ya da ta 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 ta. Mama lüva da ta ta. Ah sta. Yayındayız. Pardon. Girdik. Çok güzel hatıraymış Sayın Kanca. Ne oldu? Hatıranın içinde kızları duyunca bir hareketlenme oldu sende ha? Ne alakası var canım? Yok öyle bir şey. Yok yok. Bir şey oldu sende, tombiş. Ya böyle bir ufak bir şey. Bu arada Rusyanız harikaymış sizin. Yani. Ve şimdi sıra geldi Orta Dünya sorularına. Orta Dünya ile aranız nasıl Sayın Kanca? Tek yüzük hepsine hükmedecek. Bravo. Yüzüklerin Efendisi'ndeki, onu bir merak ediyorum. Onu bir söyleyin bana. Yüzüklerin Efendisi'ndeki o yüzük sizde olsaydı ne yapardınız o yüzükle? Kapalı çarşıda okuturdum tombiş. Arkadaş paranın içinden geçti hala. Ne mırıldanıyorsun lan kendi kendine? Hazırsan başlayalım. Senli benli konuşmayacaksın. Sizli bizli. Hazırsanız başlayalım diyeceksin. Pardon, hazırsanız başlayalım. Hı. O zaman Elfçe sorularımız geliyor. Hazır mısınız? Alessandra Adel Pierre Galad. Galad, Adult Alessandro. Lagette Sahad. Sahad, Emre. Bravo! Ve Orkça tarafına geçiyoruz şimdi. Orkça ile aranız nasıl? Severim. Peki. Bravo. Gerçi siz anlamadınız ama bütün sorular noktası virgülüne doğru, tonlamalarıyla doğru. Şimdi Orta Dünya'dan çıktık, günümüze, yeni dünyaya geliyoruz. Aynen devam Sayın Kanca. Akıt gelsin. Geldik o zaman teknolojik oyunlar bölümüne. Bu tip oyunlarla aranız nasıl? Counter Strike özel ilgi alanım. O zaman birin biri Glock, üçün ikisi Uzi, dördün beşi AUK, birin dördü Desert Eagle. Bravo, oyun vakti, havaalanı meşhur da 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 da. Call of Duty MW2. Anlaşıldı mı? Roger. Peki, 80'ler sonu 90'lar başı, labirent içinde böyle aç yuvarlak. Pac-Man. Jeton mu var, ne var? Var var. Yine aynı dönemden. Aduket. Street Fighter. Aduket deyince. Efendim? Dinle bak. Ooo, fenomen mi var? Ne var? Taci Kalkavan, follow me. Follow you. Şöyle çekil bakayım kenara sen. Tamam. Kanca abi. Tarifini aşma. Tamam abi. Thank you.
Nerede oynanıyor? Dört kişiyle oynanıyor. Bu Dunster Monster yeni bebelerin uydurması. Erkek sen gel Street Fighter'da kapışalım. Asıl er meydanı orası. Yiğidin harman olduğu yer. Elektrikli mi? Her türlü. Kimi seçeceksin? Zangief, cüsseli, bıçkın. Ben de Ryu. Gel bakalım Zirzor, görelim maçanı. Tuşlara bakacağım mı? Ne bakacağım lan tuşlara? Bana mahallede Zangief derler. Neyin peşindesin sen? Cüsseli zafer kazanılsaydı, ormanın kralı fil olurdu. Ne? Cümle üç kelimeden fazla olunca anlamıyorsun değil mi sen? Başla. Al bir daha. Çadırı kuruyken, tarlayı sürüyken. Al bakalım. Aha, davul vur. Devam. Al bakalım. Akıt 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 et. Top içinden geç. Kanka yok et. Top içinden geçeceğim. Elendiri bu iyi. Combo yapacağım. Favorilerinin boyu eşit değil. Game over. O da hak etmiş ama. Etme mi? Kontrol kalemi soksan ışığı yanardı. Peki, elektrik veren Pokemon? Pikachu. Pikachu'nun sahibi? Eş. Eşin yavuklusu? Misty. Bravo. Peki, ilk 8 rozet için nerede kapışıldı? Indigo yaylası. Nasıl bir yer? Ferah böyle, yemiş. Biraz da sosyal medya zamanı, sosyal medyasız olmuyor biliyorsunuz. Aranız nasıl sosyal medyayla? Her gün blog açar kapatırım. Bravo. Takipçiniz çok mu? Ünlü takipçilerim var. O zaman sosyal medya zamanı. Şıkır şıkırım. Taci Kalkavan. Cayır cayırım. Yoka Bonito. Aşkım kim o? Ebru Cakan. Hasta Ruhlar Korosu. Başar Cankaya. Ammuşunun gülü. Gökcicim. Tebrik ediyoruz sizi tekrar tekrar. Fakat... size bir teklifimiz var. Şu anda 500 bin lira cebinizde. Buna kimsenin itirazı yok. Lakin bu 500 bin lirayı 5 katına çıkarmak sadece sizin elinizde. Eğer ki kartlarında yazılı olan 3 tane soruyu da doğru cevaplarsanız bu paranın 5 katını kazanacaksınız. Kabul mü, değil mi? Akıt gelsin. Evet, Sayın Kanca riski aldı. 500 bin lira şu an kazandığı para. Fakat neden 5 katına çıkarmasın? Tebrik ediyoruz sizi. Gerçekten risk yiğidin kamçısı. Hemen ilk soruya geçiyoruz. Hazır mısınız? Akıt. Nuri, Coşkun falan. Operasyona girmeden önce arkada çalan müzik kimin? John Carpenter. Biraz mırıldanır mısınız? Bravo, tebrikler. Heyecanlı mısınız? İkinci soru vakti geldi. Hızlı sor, combo yapacağım. Rubidium'un atom numarası. 37. 37 özel ilgi alanım. Kastamonu'nun trafik kodu. Hannibal'ın Roma'ya girerken yanında bulunan fillerin sayısı. Eskiden Doğu Almanya'nın uluslararası telefon kodu. Magic Johnson ve Larry Bird'in NBA'de karşılıklı oynadıkları maçların sayısı. Kadınlar için ideal ayakkabı numarası. Victor Hugo'nun sefillerindeki karakter sayısı. Santigrat olarak ağızdan alınan normal vücut sıcaklığı. 37A Yıldız Tabi Aksaray arasındaki otobüs hattı. Bunlar da 37 ile ilgili şimdi aklıma gelen özel bilgiler. Ha? 2'de 2 yaptınız şu ana kadar. Gayet güzel. Cebinizde 500 bin lira var ama 3'te 3 yaparsanız o paranın 5 katını kazanacaksınız. Eğer ki o parayı kazanırsanız planınız nedir? Ne yapmayı düşünüyorsunuz o parayla? (Gülüyor)
Düşünüz, hayaliniz bittiyse hemen üçüncü soruyu soralım size zaman kaybetmeden. Akıt. Final sorusu. Gelsin, akıt. Başrol oyuncusu çıkarıp da elini alıp da önce... Yalnız başrol oyuncunun da alayım o yönetmenin... Lan kim çektiyse o başrol oyuncusunu o yönetmenin de onun başrolünü oynayanında alayın. Rejisinde kim? Ne küfür? Alayın. Onun var ya elime o başrol oyuncusunu o... Niye küfrediyorsun? Niye küfrediyorsun? Aa bak başrol oyuncusu var burada. Gel neye eşlendirdim. Artistik çekiyorsun, ekstra bilgi veriyorsun bilmem ne zamandan ya öyle oturdun şapa işte. Neyin tatamasını yapıyorsun? Nerede başrol oyuncusu nerede? Bana o soruyu soracaksınız lan! Bu tombiş son soruyu sormadı yine Feyyaz Bey. Bilhassa sormuyor. Parayı vermemek için böyle yapıyor, ben biliyorum. Ama var ya o tombişi sivilde yakalamayayım. Hiç hoş şeyler yapmayacağım ona. Abi gözünü seveyim, manyak mısın? Senin sivilin berbat bir şey. Senin sivilin çok fena. Bir benim Ahmet amcamın sivili, bir de senin sivilin yani. Allah düşmanımın başına vermesin senin sivilini. Feyyaz Bey, ben parasında değilim ki. Ben sorunun peşindeyim. Abi bilmez miyim ben? O tombişin sana parayı vermemesi direkt beni de etkiliyor yani. Kozmik düzen diye bir şey var yani. Kelebek etkisi diye bir şey var. Ben burada kendimi tokatlıyorum. Şimdi ata kelebek konuyor gözünü seveyim. Müthiş bir düzenin varlıklarıyız yani. siz ne yaptınız Feyyaz Bey? Abi biz de ne yapalım işte. Geçen iki arkadaş geldi. Oturduk konuşuyoruz. Konuşa hayatın anlamını bulduk. Aa deme. Allah belanı versin hayatın anlamını bulduk. Neymiş hayatın anlamı? Sonra fazla promil fazla kaçınca hayatın anlamı da arada kaynadı yani. Unuttunuz yani. Unuttuk. Nasip ama mukadderat yani. Herkes bir köşesinde tutuyor abi. Nasıl yaşarsan yani. Hayat biraz da nasıl sen ne yapıyorsan yani. Hayat şemsiye Feyyaz Bey. Abi hayat mor koyun. Deler de geçer. Akıp gelsin. Aman mor koyun.